Ya Allah aşkına ya. Sen daha ne istiyorsun ya? Söyle bana ne istiyorsun ya? Ya şu evde kalabilmek için gözümün içine bakıyorum. Ben senden boşanmadım. Sen hala Elmas'la uğraşıyorsun. Niye böyle yapıyorsun ya? He? Hayatım ben bir şey yapmadım ki. Her şeyi o başlattı. Ya o ne yaptıysa yaptı. Anlıyor musun beni? O benim çocuğumu taşıyor. Sen alttan alacaksın dedim sana. Tamam. O bizim bebeğimiz. O küçük numaracının karnında taşıdığı bebek bizim bebeğimiz. Ben her gece çocuğumuza kavuşacağımızın hayaliyle başımı yastığa koyuyorum. Sen nasıl gözlerini kapadığında onu hayal ediyorsan ben de onu hayal ediyorum. Ben ona zarar verecek bir şey yapmam. Asla yapmam. Bak, tek istediğim çocuğumun sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi. Ve bunun için annesinin sağlığını korumam lazım. Anlıyor musun beni? Madem çocuğu düşünüyorsun, o zaman o çocuğa zarar verecek bir şey yapma. Lütfen. Tamam. Sen hiç merak etme. Ben size kavuşmak için her şeyi yaparım. Tamam o zaman Emin, ben kafeye... Tamam Emin, kapat sen. Arayacağım ben seni. Ben bir Nazlı'ya bakayım. Üstünü açmış mı? Biz Nazan'la biraz konuşuyorduk da. Gördüm. Konuşuyordunuz. Bayağı da yakın yakın konuşuyordunuz yani. Evet. Yani Nazan biraz... Üzgündü. Boşandınız diye herhalde. Sen de ona moral veriyordun. Evet. Moral veriyordum. Elmas görse yanlış anlayabilirdi ama. İyi ki görmedi değil mi? Yani. İyi ki. Elmas'ın üzülmesini istemeyiz herhalde, öyle değil mi? Neyse. Senin işin var herhalde. Benim de biraz çalışmam gerekiyor. Hadi görüşürüz. Cahit. Elmas gerçekten üzülmesin. Hatta mümkünse hiç üzülmesin. Olur mu? Hak etmiyor çünkü.